5 yıl mı, 7 yıl mı? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Her şey Başbakan Erdoğan'ın 2014 planlarına endekslenmiş durumda. Bizim bu konudaki düşüncemiz, Cumhurbaşkanımızın bu süresinin 7 yıl olması istikametindedir. İktidar bu tarihe kadar Gül'ün Çankaya'da kalmasından yana, muhalefetse anayasa değişikliğine atıfta bulunarak Gül'ün süresi 5 yıl diyor. Hukuken geçerli olacak olan 5 artı 5 formülüdür. Bir anayasa değişikliği yapıldı. Milletvekillerinin görev süresi 5 yıldan 4 yıla indirildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi de 7 yıldan 5 yıla indirildi. Tartışmayı sona erdirecek formül bulundu. Anayasa Komisyonu Perşembe günü bu gündemle toplanıyor. Şimdi biz tabii tasarımız komisyondadır. Bundan sonra tasarruf komisyona aittir. Benim komisyonun yerine görüş beyan etmem doğru olmaz. Komisyon başkan ve üyelerinin izleyeceği yöntem belirleyecektir. Biz hükümet tarafı olarak kendi görüşlerimizi ifade edeceğiz orada. Teşekkür ediyorum. Komisyonda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin esasları ve yönetimine ilişkin kanun taslağına bir yürürlük maddesi eklenecek. Yürürlük maddesine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kanunun 2014 yılında yürürlüğe gireceği ifadesi konulacak. Böylece Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresini 5 ya da 7 yıl diye sınırlamak yerine seçimlerin 2014'te yapılacağı kanunla belirlenmiş olacak. Kanuna konulacak bu maddeyle de Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa değişikliğine dayanarak inisiyatif alıp 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini başlatmasının önüne geçilecek.